Ne yapılmalı? Aslında ne yapılmasından önce ne olduğuna bir bakmalı. Geçmişte yaşanan sel felaketlerine bir ders çıkartmamız gerekiyordu. Ne yazık ki çıkartmadık. 2006 yılında bu kent çok ciddi bir sel felaketi yaşadı. Ve o sel felaketinden sonra onlarca hatta yüzlerce raporlar alındı, bilimsel veriler alındı. Bu bilimsel verilerin hiçbiri göz önüne getirilmedi, göz ardı edildi. Bilimsel gerçekler dışında rant amaçlı politikalar şehri ne yazık ki bu hale getirdi. Aslında biz kayyum politikasız diyoruz esasında. Kayyum politikasızlığı bu kentte politika üretmediğini, çözüm üretmediği bir kez daha göstermiş oldu ne yazık ki. Ne yazık ki bu insanlar da burada can kayıplarının yaşanmasına, onlarca, yüzlerce evin hasar göre, ciddi hasar görmesine neden oldu. Yoksullukla uğraşan bu halk bir kez daha yoksulluğu tattı. Şu an çaresiz bir şekilde evler önünde bekleyip bir çare aramaya çalışıyorlar. Aslında bu şehri kaderini biz terk ettik. Yani Batman şehri yüzyıllardır, yani onlarca yıldır kaderine terk edilmiş ve bugün bir kez daha kaderine terk edildi. AFAD'ın raporlarına bile belirtilmesine rağmen Savaro Deresi'nde sel baskını oluşabileceği belirtilmesine rağmen hiçbir önlem alınmadı. AFAD kendi raporlarını bile göz ardı ediyor, kurumlar göz ardı ediyor. Herhangi bir taşkın, su haritası, taşkın risk azaltma planı hazırlanmamış bu kente dair. Yani 2006 yılında bu sel felaketini çok ciddi bir şekilde yaşamaklar ama bu kent hiçbir önlem alınmadı, almamaya devam ediyor. Yani şehircilik anlayışı, belediye hizmet anlayışı sadece ağaç ekmek, çiçek ekmek değil maalesef. Bunun böyle olmadığını insanlar, küçük çocukların cansız bedenlerini görerek gördük. Yani ne yazık ki. Yani bu küçük çocuklar bugün kendi bahçelerinde oynayacaktı bu önlemler almış olsaydı. Hem de Savaro Deresi üzerinde sel riskine birkaç yıl önce değinilmiş ve ciddi bir sel riskinden bahsedilmiş. Ama bununla ilgili hiçbir çalışma maalesef yapılmamış. Meteoroloji birkaç gün öncesinden uyarmasına rağmen belediye kentin hiçbir yerinde aslında hiçbir çalışma yapmadı. Ve kentin sadece bu bölgesi değil bütün her yerinde ciddi su baskınları oluştu. Bizim kentin gelişmiş dediğimiz Gültepe, Çamtepe mahallelerinde, kent merkezinde bile hemen hemen bodrumları, zemin katları su basmayan evler, binalar bile kalmadı. Şu an kentte çok ciddi bir tahribat yaşanıyor. Taleplerimiz şöyle, aslında bu kentte liyakatlı insanların iş başında olması lazım. Liyakat sahibi olmayan insanlar iş başına geldiği zaman sonuç bu oluyor. Belediye kayyum atandığı zaman halk kayyuma ulaşamıyor. Hani hem vali hem kayyum oldu mu bu kenti tek başına yönetemediğini görüyorsunuz. Kilitekim dün bu yaşanan selden sonra bile ilk aklına gelen hemen burada bir imar çalışması yapmak. Aslında buradaki bilimsel verileri göz önünde bulunduğum mühendis ilke ve şehircilik esaslarına göre hareket etmeleri gerekirken hızlı bir şekilde hemen burayı bir imar planı yapalım. Bu rant amaçlı politikalardır sadece. Rant amacıyla da bu kent yönetilemez. Bu kente bir şey katamazsınız. Sadece burada değil, Türkiye'nin her yerinde sel felaketleri yaşanıyor. Dere yataklarına, çay yataklarına, çay ıslah alanlarına yapılaşma yapılmaması, imar açılmaması gerektiğini defalarca söylüyoruz. Ama Batman kent genelinde çok ciddi bir risk alanı barındırıyor ve bu risk alanı barındırmasına rağmen ki az önce dediğim gibi 2006'da bu sel felaketini çok yoğun bir şekilde yaşamasına rağmen ne yazık ki hiçbir önlem alınmıyor, almamaya da devam ediyor. Yani bir felaketten sonra felaketi konuşmanın bu kente çok yararı yok ama felaketin de çıkarmak gerekiyor. Bu felaketin açtığı yaraları, yani kapanmayacak yaraların aslında ders çıkararak telafi etmemiz lazım. Ya yaşanabilir bir kent ortaya çıkarmamız lazım. İnsanlarımız güvenli, sağlık, elverişli koşullarda yaşamasını yolunu açacak politikalar üretmemiz lazım. Ya bu kente karşı gerçekten çok ciddi bir borcumuz var. Özellikle bu mahalle, yani şu an bulduğumuz mahallede 90'lı yıllarda köylerden kente hızlı bir şekilde göç eden, yani göç etmek zorunda kalan insanların barındırdığı evler genel olarak bunlar. Yani halk yoksul bir şekilde derme çatma, zar zor idare edebileceği konut alanlarında yaşıyor. Çok böyle ferah ortamlarda yaşamıyor ne yazık ki. Ya bu insanlarımıza bu koşulları sağlamamız gerekiyor.